Sektörün yıldızları programı olarak Adana'da Pozantı Belediyesi'ne konuk olduk. Yanımızda Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay bulunuyor. Sayın Başkan, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz? Mustafa Çay 1965 Pozantı doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimi burada yaptıktan sonra askerlik hizmetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptım. Sonrasında da Bursa Polis Okulu'nu bitirerek Ankara terörle mücadelede, emniyet kelime terörle mücadelede terör uzmanı olarak başladım. 18 yıl emniyet teşkilatında terör uzmanı ve psikolojik hareket uzmanı sıfatıyla çalıştım. Aynı zamanda da dışarıdan işletme fakültesini bitirdim bu dönem içerisinde. 2004 yılında yatay geçiş yaparak Adana Seyhan Belediyesi'nde 5 yıl zabıta müdürlüğü yaptım. 2009 Mart ayından bugüne kadar da 3 dönemdir Pozantı Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Sayın Başkan, bizlere Pozantı'ya vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Vallahi şunu söylüyorum, yani tabii Pozantı'ya verdiğim hizmetlerden bahsedecek olursam özel bir program yapmanız gerekir. Onu çok iddialı söylüyorum. Zaten Pozantı tarihinin 3 dönem üstü seçim kazanmış tek başkanıyım. Bu da tesadüf değil tabii. Halk inandığı, güvendiği ve gördüğü değerlere oy veriyor. Biz burada bir parkı bile olmayan bir Pozantı Belediyesi, floresan lambalar içerisinde, soba boruları içerisinde Pozantı hizmet binasını aldık. Bugün bu bulunduğumuz ve röportaj yaptığımız katta yeni yapmak suretiyle komple vizyonlu bir belediye binası haline getirdik. Atatürk Kültür Merkezimiz, teras parkımız, yarı olimpik yüzme havuzumuz, bunun yanında sebze meyve kurutma merkezimiz, Şekerpınar bölgesinde 22 dönüm Akköprü mesire alanımız, yine Akçatekir'de yaptığımız 38 dönümlük Yaşam Park ve içerisinde Yaşam Park restorantımız, yine Belemedik'te yaptığımız 13 odalı butik otelimiz, restorantımız ve 4 adet bungalov evimiz. Pozantı'nın toprak hiç yolu kalmayan her tarafı asfalt ya da parke olmuş ve bugün de 15 köyünün 15'ine şu an itibariyle köy içindeki bütün sokakları parke yapacak şekilde hizmete başladığımız, ihalesini bitirdiğimiz ve hizmet yapmaya da başladığımız bir dönemden bahsediyoruz. Bugün mazot haricinde hiçbir ihalesi olmayan, kendi kurduğu atölyeleriyle, marangoz atölyeleriyle, demir atölyeleriyle, inşaat atölyeleriyle bütün yaptığı inşaat binalarının kabasını bile kendi yapan, sadece ince işçilikleri doğrudan teminle yaparak tamamlayan bir adeta şirket CEO'su gibi yönetilen bir belediyeden bahsediyoruz. 63 personelle 2009 yılında aldığım belediyeyi bugün 151 personelle yönetiyorum. Kadınlarımızı istihdam etmek yönünde ciddi adımlar atıyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hayırlı, huzurlu, mutlu günler yaşamamız dileğiyle TGRT izleyicilerine buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Güzel sohbetiniz ve bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun.